Ejderhalar gerçek olabilir mi? Asırlar önce toprağın altından devasa bir fosil çıktı. Onu bulan Çinli henüz ne olduğunu bilmiyordu. Ama bir anlam yüklemek istiyordu. Sonunda onun bir tür mitolojik canlı olduğuna inandı. Daha doğrusu tüm Çinliler buna inandılar. Böylece ejderha dediğimiz o fantastik yaratık tasvir edilmeye başlandı. Ama gerçek çok daha farklıydı. Buldukları kemik, mitolojik ve olağanüstü bir canlıya değil, bir zamanlar gerçekten yeryüzünde yaşamış bir dinozora aitti. Peki milyonlarca yıl öncesinden kalan bu güçlü canlının nesli nasıl tükendi? Dünyayı neden bizlere bırakıp gitti? XVII yüzyılın sonlarına dek insanlar dünyanın yaklaşık 6000 yaşında olduğuna inanıyordu. Newton gibi bazı bilim adamları daha gerçekçi hesaplamalar yapmak istedilerse de bu fikri pek değiştiremediler. 18. yüzyılda ise işler değişmeye başladı. Jeolojinin babası olarak kabul edilen İskoç bilgin James Hutton, derin zaman kavramını ortaya attı. Peki neydi bu derin zaman? Hutton, dünya üzerindeki tüm kayaların tek bir patlama veya tufan sonucu meydana geldiğini savunan Neptünist teoriyi bir kenara bıraktı. Dünya tarihini anlamanın en iyi yolunun tekrarlanan olay döngülerini kavramaktan geçtiğini savundu. Bu Plütonist yaklaşıma göre bugün geçmişin anahtarıydı. Farklı zaman dilimlerinde sürekli tekrarlanan olaylar ve felaketler yeryüzünü geri dönüştürüyor, bazı türler yok olurken yenileri ortaya çıkıyordu. Dinozorların başına da bu geldi. Onlardan önce de bazı nesil tükenmeleri yaşanmış, sonrasında kendi çağları başlamıştı. Ama onlar da sonsuza dek yaşayamazdı elbette. Peki bu dev yaratıkların yok oluşu nasıl gerçekleşti? Bunu anlamak için önce uzmanların iki çeşit nesil tükenmesi açıklamasına bakalım. Ardalan ve kitlesel nesil tükenmesi. Şehirlerde veya köylerde insanların her gün yavaş yavaş tek tek ölmesi gibi başka canlıların da bu şekilde zamanla yok olmasına ardalan nesil tükenmesi adı veriliyor. Bu da genellikle kuraklık, kaynakların tükenmesi veya yeni bir rakip türün ortaya çıkması gibi nedenlerle meydana geliyor. Bir de kitlesel yok oluşlar var. Bu tip nesil tükenmelerinde birçok tür son derece etkili, nadir ve büyük ölçekli olaylar sonucunda ortadan kayboluyor. Kitlesel nesil tükenmeleri küresel ölçekte gözlemlenirken ardalan nesil tükenmeleri ise yerel eğilimde oluyor. Bilim adamlarının şimdiye dek buldukları kanıtlara göre yeryüzünde toplam 5 kitlesel yok oluş gerçekleşti. Ordovisyen, Devoniyen, Permiyen, Trias ve Kretase yok oluşları. Bunların içinde Permiyen, büyük ölüm ve tüm nesil tükenmelerinin anası olarak adlandırıldı. Karadaki yaşamın %70'i, denizdeki yaşamın ise %90 kadarı sona erdi. Böylece paleozik zaman sona erdi ve yeryüzü yaklaşık 30 milyon yıl boyunca bir iyileşme dönemine girdi. İyileşme sürecinin ardından dinozorlar çağı olarak da bilinen mezozoik devir başladı. Yani Hutton'ın zaman anlayışında gördüğümüz gibi dünyada yaşam bazıları için son bulurken bazıları için ise yeni başlıyordu. Paleontolog Scott Sampson, bu durumu bir ağacın tüm dallarının kesilmesi ve tamamen budanması, daha sonra da yeni dallar ve budaklarla hayata dönmesine benzetiyordu. Aynı yenilenme yeryüzünde tekrar yaşandığında dinozorların çağı sona erdi ve artık insanların da içinde bulunduğu Senozoik devir başladı. Ama burada konu biz değiliz. Bu dev kertenkele arkadaşlarımız. Şimdi nasıl yok olduklarına bakalım. Irksal yaşlılık hipoteziyle başlayalım. Buna göre dinozorlar, Trias ve Jura devirlerinde coşkulu ve zinde bir gençlik dönemi yaşayıp, Jura'nın sonları ve Kretase'nin başlarında bir tür yetişkinliğe geçtiler. Bu, onların altın çağı olarak kabul edildi. Ve sonrasında her canlının kaçınılmaz sonu olan yaşlılık evresine geçiş yaptılar. Sonrasında da nesilleri tükendi. Gelelim gümüş kurşun hipotezine ki bu hepimizin aşina olduğu bir görüş. Bu korkunç olay, dünyaya bir asteroidin çarpmasıydı. Bu görüşü ilk kez 1980'de Luis ve Walter Alvarez adında baba oğul ortaya attı. 65,5 milyon yıl önce uğursuz bir günde çapı 10 kilometre kadar olan bir asteroidin dünyaya çarptığını, tüm nükleer silahlardan daha güçlü bir etki oluşturduğunu ileri sürdüler. Çarpmanın ardından depremler ve tsunamiler yaşanmış, atmosfere yükselen devasa bir kül bulutu her yeri kaplamış, güneşi engellemiş, günü geceye çevirmiş ve dünyayı buzdan bir gezegen haline getirmişti. Dinozorlar da bu bakış açısına göre aniden olmasa bile zamanla açlıktan ve soğuktan yok olmuşlardı. Ki bu kulağa mantıklı geliyordu çünkü dev cüsseleriyle o kadar korkunç şartlarda uzun süre yaşayamazlardı. Yalnızca küçük canlılar, zor koşullara adapte olmayı başarabilenler ve kanatları olan dinozor türleri kurtulmayı başarmıştı. Gümüş kurşun hipotezinin bir rakibi de vardı. Blitzkrieg hipotezi. Adı Yıldırım Savaşı anlamına gelen Almanca bir kelimeden türemişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Wehrmacht'ın geliştirdiği bir hipotezdi. Buna göre dinozorların yok oluşu tek bir nedene bağlı değildi.
hem yerden hem de havadan pek çok faktör bu nesil tükenmesine neden olmuş olabilirdi. Mesela alçalan deniz seviyeleri, volkanik patlamalar ya da asteroid çarpmaları. Yani uzaydan alınan tek bir darbe değil, zaman içinde Kretese dünyasının yıpranması dinozorları ortadan kaldırmıştı. Tüm bunların içinde medya en çok gümüş kurşun hipotezine ilgi gösterdi. Açıklanamayan uzaydan gelen etkiler, gizemli vakalar insanların her zaman ilgisini çekmişti. Medya da bunu çok iyi biliyordu. Asteroid fikri benimsendikten sonra birçok paleontolog son 500 milyon yılın fosil kayıtlarını gözden geçirdi ve şu sonuca vardılar. Bu tipte kitlesel nesil tükenmeleri genellikle her 26 milyon yılda bir gerçekleşen döngüsel olaylardı. Yani videonun başında bahsettiğimiz Hutton'un zaman hakkındaki görüşlerine hak veriyorlardı. Ömrünü dinozorlara adamış paleontolog Scott Sampson, bir zamanlar asteroid fikrini karşıtıyken zamanla bu görüşü savunanların safına geçti. Bunun en akla yatkın hipotez olmasının nedenlerini ise şöyle açıkladı. İlk olarak kazılarda Kretase devri katmanlarında yeryüzünden oldukça yoğun bir iridyum tabakası bilimsel olarak belgelendi. Bu, küresel ölçekte yok oluşa neden olacak bir asteroidin imzası demekti. İkinci olarak yavaş yavaş ve farklı nedenlerle yok oluş hipotezini yanlışlayan bir fosil çeşitliliği ile karşılaşıldı. Kretase döneminde dinozorların ve diğer canlıların çeşitliliği muazzam seviyedeydi. Son olarak böylesi büyük çapta bir yok oluş için tek bir etkenin yeterli olabileceğine dair kanıtlar varken bir dizi farklı ölümcül etkeni sıralamak daha tartışmaya açıktı. Yani 65,5 milyon yıl önce Meksika Körfezi'ne düşen bir asteroid hızlı bir nesil tükenmesine yol açmasaydı dinozorlarla dolu biyosfer milyonlarca yıl boyunca varlığını koruyabilirdi belki de. Dinozorların 160 milyon yıl boyunca varlıklarını sürdürdüklerini göz önüne alırsak neden olmasın? Çoğu paleontolog, büyük yok oluşların böyle ani ve şok edici olaylar sonucunda meydana geldiğini savunuyor. Elbette milyonlarca yıl öncesinin canlılarından ve ekosistemlerinden bahsettiğimiz için konu hala tartışılabilir. Peki dinozor fosilleri ilk olarak ne zaman, nasıl ve nerede keşfedildi? Milyonlarca yıllık bu hayvanlara dair hiçbir şey bilinmiyorken dinozor ismi nasıl verildi? Fosillerin keşfi yakın tarihle sınırlı değil. Antik çağ insanları amfiler inşa ederken, ölülerini gömmek için toprağa kazarken ya da başka sebeplerle birçok kez bu dev yaratıkların kemikleriyle karşılaştılar. Çin mitolojisinin vazgeçilmezi olan ejderhalar, aslan vücutlu ve kartal kafalı grifon, Harry Potter'dan da aşina olduğumuz bazilisk ve birçok farklı kültürde yer alan zümrüdüan kuşu. Bunların çoğu antik dönemlerde dinozor fosilleriyle karşılaşan insanların kafa karışıklıklarına bir cevap bulmak için ürettikleri efsanevi yaratıklardı. Hatta Çinliler, ejderha kemiği dedikleri bu fosilleri geleneksel tıpta şifalı malzemeler olarak kabul ediyorlardı. Orta çağda ise bu fosiller, İncil'de bahsi geçen yaratıkların veya devlerin kalıntıları olarak kabul edildi. 1626 yılına gelindiğinde, Oxford Üniversitesi kimya profesörü Robert Pilot, İngiltere'de bir megalozor kemiği keşfetti. Daha doğrusu bulduğu bu kemiğin binlerce yıl önce yaşamış dev bir insana ait olabileceğini düşündü ve dinozorlarla ilgili herhangi bir çıkarım yapmadı. Aradan 200 yıl geçti, jeoloji ve paleontoloji çalışmalarıyla tanınan William Buckland, 1824'te bu kemiği yeniden inceledi ve ona megalozor adını verdi. Böylece dinozor fosillerine dair mitolojik algı kırılmaya başladı. Ama hala hepimizin kullandığı dinozor ismini almamışlardı. Nihayet 1841 yılında Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin kurucusu paleontolog Richard Owen, korkunç kertenkeleler anlamına gelen dinozorya kelimesini literatüre kattı. Dinozorların yaşam alanı Londra ile sınırlı değildi elbette. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bu dev arkadaşların aslında tüm dünyayı dolaştıklarını, kıtalar ayrıldığı için de dünyanın dört bir yanında fosillerinin bulunduğunu söylemiştik. Hatta son yıllarda kutuplarda dahi dinozor kalıntılarına rastlandı. Yani nerede yaşadılar sorusuna cevap olarak dünyanın her yerindeydiler cevabını verebiliriz. Amerika'daki ilk dinozor fosili ise 1858'de William Parker Folk tarafından New Jersey'de keşfedildi. Yeni bulguların bilim camiasında duyurulması, dinozorlara olan ilgiyi artırıyor, medya ve halk da bunları heyecanla takip ediyordu. Böylece kemik savaşları olarak tarihe geçen bir dinozor çılgınlığı dönemi başladı. Kemik savaşlarının iki önemli ismi Edward Cope ve Charles Marsh oldu. İkisi arasındaki rekabet 30 yıl boyunca devam etti. Edward Cope'un 1897'de hayatını kaybetmesiyle bu savaş son buldu. Tüm ömrünü dinozor fosillerine harcamış olan Cope, 56 yeni dinozor türü keşfetmişti. Ancak rakibi Marsh, 86 yeni türle onu yenmiş görünüyordu. Sonuç olarak ikisinin arasındaki bu kemik savaşı, bilim dünyası için son derece faydalı oldu diyebiliriz. 20. yüzyıla gelindiğinde insanlık dinozorlarla ilgili çok daha fazla bilgiye sahipti. Ama aydınlatılması gereken sorular hala vardı.
1960'ların sonlarında dinozor rönesansı denilen dönem başladı. Bilim adamları bu canlıların nasıl göründüklerine dair daha gerçekçi tasvirlerin peşine düştü. Dinozorların sıcakkanlı mı yoksa soğukkanlı mı olduklarına dair konular araştırıldı. Bu yoğun araştırmalar ve yeni hipotezler dönemin dinozor rönesansı olarak adlandırılmasına neden oldu. En sonunda çok daha büyük bir fikir ortaya atıldı. Jura Park. Aynı isimdeki kitap ve film serisini mutlaka duymuşsunuzdur. O kurgusal dünya gerçekten de bir dönem bilim adamları tarafından oluşturulmak istendi. Dinozor çılgınlığının geldiği son nokta, fosillerdeki DNA'ları kullanarak dinozorları yeniden klonlamak ve günümüz dünyasına adapte etmekti. Macera perestler için oldukça heyecanlı bir fikirdi bu. Ama üzerine düşündükçe ve çalışmalar yaptıkça, bilim dünyası bunun imkansız olduğunu fark ederek hayal kırıklığına uğradı. Peki neden imkansızdı? Birincisi, DNA sonsuza dek aynı kalmıyordu. Yıllar geçtikçe bozulduğu için mezozoik zamandan kalan genetik malzemeler büyük ölçüde eksiklik içeriyordu. Dinozorların, daha doğrusu dünya üzerindeki herhangi bir türün gen dizilimini tamamen kusursuz ve doğru şekilde yapmak insanların asla başaramayacağı bir şeydi. Dr. Scott Sampson, dünya üzerinde hiçbir teknolojinin bunu sağlayamayacağını söylüyordu. Klonlama olmayacağına göre dinozorlarla dolu bir Jura Park'ta yapılamazdı. Ama tek sebep klonlama da değildi. İkinci ve çok daha önemli bir nokta daha vardı. Türler arası ve tür içi ekolojik etkileşim. Bilim adamları bir zamanlar Jura Park rüyaları kurarken yalnızca dinozorların DNA'larına odaklanıp çevresel etkileri görmezden gelmişlerdi. Belirli dinozor türlerinin hangi bitkileri tükettiği bile daha tam olarak keşfedilemedi. Milyonlarca yıl önce yeryüzünde dinozorları besleyen bitki örtüsünün keşfedilmesi ve yeniden yapılması da imkansızdı. Her ekosistem türler arasında ve tür içinde oldukça karmaşık ama tesadüfi olmayacak kadar mükemmel bir etkileşimle varlığını sürdürür. Bu yüzden paleontologların da deyişiyle tarih öncesi bir ekosistemi yeniden meydana getirmek çılgınca bir hayalden öteye geçemez. Sonuç olarak bizden milyonlarca yıl önce bu dünyada gezmiş, dolaşmış, vaktini doldurmuş ve her canlı türünün kaçınılmaz sonu olan ölümle karşılaşmış olan dinozorların insan eliyle, bilim ve teknolojinin yardımlarıyla aramıza katılamayacakları, bunun hayalini kuran paleontologlar tarafından da anlaşıldı. Peki bir bilim kurgu evreninde olsaydınız bu dev canlılarla birlikte yaşamayı ister miydiniz? Yorumlarda tartışalım. Ejderhalar gerçek olabilir mi? Asırlar önce toprağın altından devasa bir fosil çıktı. Onu bulan Çinli henüz